futbola 9-10 yaşlarında Antalya'da başladım. Kendi mahallemde çocuklarla oynuyordum. Böyle bir anda bir hevesle başladım. Ondan sonra takım bulmaya falan çalıştı babam. Sonra 1207 Antalya Spor takımını buldu. Orada 2013 yılında lisansım ilk o zaman çıktı. 8 sene boyunca işte yıldızlar, gençler, A takıma kadar yükseldim. Ondan sonra geçen sezon Beşiktaş'a transferim oldu. Bir sene orada güzel bir sezon geçirdim. Deneyim, tecrübe hepsini kazandım. Bu sene de Trabzonspor'da forma giymekteyim. Orta saha oynuyorum ama milli takımda sağ beki devşirme yapmıştı Suat Hocam. Yani zor durumda olunca takım sağ bek oynayabilirim yani öyle bir şeyim de var. Orta sahayım ama. Ben Antalya'da yaşadım. Burada çok küçük yaşlardaydım ama hani hep Trabzonsporluydum doğduğumdan beri öyleyim. 61 numarayı giyiyorum her zaman. Dövmesi falan bile yani şurada. O yüzden buraya bilmiyorum çok bağlıyım yani bu renkleri seviyorum. O yüzden şu an ayrı bir o sahaya çıkınca ayrı bir gurur veriyor bana o formayla çıkmak. O yüzden çok mutluyum burada olduğum için. 2 sene öncesinden daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Onun dışında yani iyi bir başlangıç yaptık. Lige 3 puanla başlamak çok önemli. Yani moral motivasyon için. Bu hafta da Antalya'ya gidiyoruz. Bakalım inşallah ondan da 3 puanla döneceğiz. Ama bu sene takım daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Daha yani beklentilerin daha yüksek olduğu ve biz de bu beklentileri karşılamaya çalışacağız inşallah. En üst seviyede bu sene. Yani geçen her sezon zaten daha ileriye çıkıyor kadın futbolu. Biraz daha yükseliyor. Bu sene de hani kötü diyeceğim bir takım yok yani. Mesela 3 kişi düşecek ama hani kim düşer diyemiyorum. Ya ilk başta böyle yani ilk başladığımda hani kimse bir şey beklemiyor tabii o zamanlar. 10 sene önceden bahsediyorum. İşte karşı çıkıyorlar işte oynar mı oynamaz mı falan fistan böyle konuşmalar oluyordu ama şu anda yani artık bana şey yapıyorlar hani işte forma istiyorlar falan işte gittiğim takımlardan Beşiktaş'tan buradan hala mesaj atanlar oluyor ama önceden böyle miydi? Hayır. Önceden kız çocuğu futbol mu oynar? Bu vardı. Ama şu an onu aştığımızı düşünüyorum ülke olarak. Bu sene hedefimiz üst zirveyi zorlamak. Biraz zor olacak ama yani şartlar böyle. Şu anda bütün takımlar iyi olduğu için bunu zorlayacağız bakalım. İnşallah şampiyonluk herkesin hayali tabii ki. Ama bunun için de çok çalışmak gerekir. İnşallah bu sezon da güzel bir şekilde tamamlanır. Sezonun ilk maçı tabii bizim için galibiyetle başlamak moral motivasyon açısından son derece iyi. Ama baktığımız zaman ligi en azından bir 5-6 hafta sonra takımımızın ligdeki durumu konumunu ancak o zaman test edebiliriz. Şu anda lig için kendi takımımızın durumunu söylemek biraz erken olur. İlk maçın vermiş olduğu galibiyet, moral motivasyon. Bu haftada nasipse Antalya'ya gideceğiz. İnşallah oradan da galibiyetle dönüp ligde en azından iyi bir konumda, iddialı bir konumda olmak için, yarışmacı bir takım olmak için elimizden gelen mücadeleyi yapmak istiyoruz. Bu yıl itibariyle toplam 9 tane yeni oyuncu kattık. Bunun 4'ü yabancı, 5'i yerli. Yani bununla birlikte şu anda tabii transfer sürecimiz devam ettiği için burada da yönetimimize teşekkür ediyorum. Transfer konusunda bize her konuda işte ne eksik varsa onları katabilirsiniz. Bizim o tür bir arayışlarımız var. Bu arayışlarımızı görüşmeler halinde devam ediyoruz. Ama daha henüz sonuçlandırmadık. Yine yabancı kontenjan olarak 3 tane yabancı alma hakkımız var. Bunlarla birlikte bir 2-3 tane de böyle yerli oyuncu katabilirsek, bir kadro zenginliği ve derinliğini sağlayabilirsek, bununla birlikte tabii mevcut oyuncularla oluşabilecek olan rekabette takım seviyesini, takım kalitesini daha yukarılara taşımak istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor. Spor aktivitesi oldu mu? Kaçırmadım.